Herkese merhaba. Fatih Terim ikinci defa bir altın damarı buldu ve ben bunu da işleyip çok iyi noktalara takımı getireceği inancındayım. İkinci defa altın damarı buldu diyorum çünkü birinci altın damarı UEFA Kupası'na uzanan kadroydu. 24 Nisan 1996 günü Fatih Terim milli takımda çalışırken Galatasaray Fenerbahçe stadında Türkiye Kupası'nı kazandı. Hatırlarsınız, Aykut Kocaman'la Fenerbahçe öne geçmiş. Uzatma dakikalarında yaşa tutanlar hatırlar daha doğrusu. Uzatma dakikalarında büyük golcü Dean Sanders enfes bir gol atıp beraberliği getirmiş. Galatasaray kupayı kazanmıştı. O maç Galatasaray'ın kupayı kazanmasıyla ve Dean Sanders'ın golüyle değil, Graham Souness'ın çılgınca bir hareketle Fenerbahçe stadının ortasına tam dev bir Galatasaray bayrağı dikmesiyle hatırlanır. Fenerbahçe taraftarı delirmiş. Kupa töreninde Süleyman Demirel'e ayran bardakları gelmişti. Dolu ayran bardakları. Şimdi o kadroya bakıyorsunuz. O kadroda o gün oynayan takımda kimler varmış? Hakan Ünsal, Bülent Korkmaz, Ergün Pembe, Tugay Kerimoğlu, Suat Kaya, Hakan Şükür, Arif Erdem, Okan Buruk. Fatih Terim'in aldığı kadrodaki Türk oyuncular bunlar. Altın madeni. Kaleci Brad Friedel'in yerine Taffarel, Van Gobel'in yerine Popescu, Dean Sanders'ın yerine Hagi geldi. Fatih Hoca onlara dönem dönem çok sayıda Rumen oyuncu ekledi, gönderdi ama değişmeyen Ümit Davala'yı Afyon'dan aldı. Hasan Şaş'ı Ankaragücü'nden getirdi. Emre Belözoğlu'nu altyapıdan çıkarttı ve Kapon'da sağ bek. Enfes bir transferdi. İşleye işleye, çalıştıra çalıştıra, tekrarlaya tekrarlaya hem birbirlerini ezberlediler, hem oyunu ezberlediler, hem vazgeçmemeyi öğrendiler. Oynadıkları oyundan keyif aldılar ve Galatasaray camiasını ve Türkiye'yi mutluluğa boğdular. Şimdi bu sezonki kadroya gelelim. Bu sezonki kadro Fatih Terim'in aldığı kadro gibi çok yüksek potansiyelli oyuncuların bir kısmının bir arada oynamış olduğu bir kadro değil. Çoğunluğu yeni geldi. Doğru bir transfer politikasıyla çok sayıda genç oyuncu alındı ve bu takım özellikle Avrupa kupalarında oynadığı maçlarla taraftarının ağzına bir parmak bal çaldı. Ama ne güzel bal. Anzer balı. Lazio maçı harikaydı. İki Lokomotiv maçı harikaydı. İki Marsilya maçı harikaydı. Gerçek potansiyellerinin ne olduğunu gösterdiler. Önde baskı yapan savunma arkadaşına yaptıkları doğru koşularla rakibin başını döndüren, çok sayıda pozisyona giren, kolay pozisyon vermeyen genelde bir takım seyrettik. Ama bu takımın birlikte oynama ömrü daha 20 maç. Ve gencecik bir takım. Sasha Boy oynamıyor uzun zamandır. Sağ bek çok yüksek potansiyelli. 21 yaşında. Nelson ve Marco Ağa ikilisi 25 ve 23 yaşlarında. Kerem Aktürkoğlu 23 yaşında. Mustafa Muhammed 24 yaşında. Berkan 23 yaşında. Taylan 26 yaşında. Emre Kılıç 27 yaşında. Yedlin 28 yaşında. 4 sene koyun, 4 sene bu takımın bir arada oynayabildiğini düşünün. Ne kadar gelişirler? Tahmin edebiliyoruz, değil mi? Bu takım daha duran top organizasyonu doğru yapmayı beceremiyor. Becereceklerdir. Korner ve duran top organizasyonunu iyi beceren bu takım savunmada bireysel hatalarla kötü geri paslarla gol yemeyi unutacaktır. Taraftarını unutturacaktır. Üstüne koya koya doğru takviyelerle deneyime ihtiyacı olan bir takım. Ben Barış Alper Yılmaz'ı söylemedim bile. A milli takımda oynuyor. Belki başka bir teknik direktör onu A milli takıma almazdı ama bu potansiyeli olduğunu futbolu bilen, yakından takip eden herkes söylüyor. Sabır lazım. Galatasaray şampiyonluk adayının en büyük şampiyonluk adayı Trabzonspor'dan 13 puan geride. Galatasaray zaten 40 defa şampiyon olamadı 59'dan bu yana. Olmasın.
Zaten her sene çuvalla para harcayan dört büyüklerin üç tanesi kimi zaman dördü birden şampiyon olamıyor. Biz iyi futbolun peşine düşelim. İyi futbol sonuç getirecektir. Şimdi yaklaşık 20-25 maçtır bir arada oynama tecrübesi olan bu genç ve çoğu Süper Lig tecrübesi bile yeterince olmayan evlatlar, kardeşler uzun vadede hayal kurdururlar. Galatasaray tabii ki Şampiyonlar Ligi'ni kazanamaz yakın vadede. Rakip olmakta bile zorlanır. UEFA Ligi'ni çok zor. Konferans Ligi neden olmasın? UEFA Ligi neden olmasın? Çıtayı aşağı çekmiyorum ama zamana ihtiyaç var. İnşallah bu sene olur. Ama olmazsa da sağlık olsun. Galatasaray taraftarının ve aslına bakarsanız tüm kulüp taraftarlarının talebi iyi futbol, coşku, tempo, vazgeçmeme, oyuna sadakat olmalı. Fatih hocamıza bir iş düşüyor. Çok mutluluklar yaşattı Galatasaray taraftarlarına. Olmaz denilen işleri başardı Türk futbolunda. Benim hayalim 3 sene sonra Galatasaray'a enfes bir kadro bırakmak diyor. Hocam bu kadronun iyi futbol oynayabilmesi ve kazanabilmesi için senin de kenarda olman lazım. Artık siz yani bu sinirlerine, öfkene dikkat etme zamanı geldi de geçiyor. Ben eğer ki Keremleri, Berkanları, Çıkaldağları, Morutanları, Gencecik bebeleri Galatasaray ekonomik zorluklar sebebiyle satmak zorunda kalmazsa harika harika günlerin beklediğini tahmin ediyorum. Fatih Hoca bu ikinci altın damarında işleyecektir. Hoşçakalın.